yerde o zaman biz bakın varlığı saf varlık olarak düşündüğümüz zaman onu kendi kendisiyle özdeş olarak belirlemiş oluyoruz. Onu kendi kendisiyle özdeş olarak belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda arkadaşlar onu bir hiç olarak belirlemiş oluyoruz. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar, Almanca nicht diyor. Nicht diyor. Yani hiçlik demiyor. Yokluk da demiyor arkadaşlar. Hiçlik de demiyor, yokluk da demiyor. Hiç diyor. Bu çok önemli. Yani İngilizceye bunu nothingness olarak çevirdiler. Yanlış olarak nothingness olarak çevirdiler. Yani sanki hiç varlığın karşısında ayrı bir nitelikmiş gibi, varlığın karşısında ayrı bir nitelikmiş gibi çevirdiler onlar bunu birazcık böyle Hegel'i zorla varoluşçu yapmak istedikleri için. Nicht, nothingness değil yani hiçlik değil. Ve tabii ki nicht yokluk da değil, gördüğünüz gibi saf varlıktır. Yani saf varlık var olan demek anlamına geliyor. Bu bakımdan yokluk da değil. Bazen Aziz Yardımların çevirilerinde nicht yokluk olarak çevriliyor. O yanlış arkadaşlar. Hiç demek. Hegel hiçbir yerde hiçlik kavramını kullanmıyor. Nicht diyor çünkü o varlığın bir niteliği. Nicht varlığın bir niteliği. Varlıktan ayrı olan, varlıkta var olan ve varlıktan ayrı olan bir nitelik değil. Bundan dolayı nothingness demiyor bu varlığın karşısında. Evet. O zaman nicht'e geçiyorum arkadaşlar. Yani için tanımına geçiyorum. B'ye yani büyük harflere yazılmış B'ye geçiyor. Hiç. Hiç, saf hiç. Kendi kendisiyle basit aynılıktır. Bunu yukarıdan tanıyoruz. Mükemmel boşluktur. Belirlenimsizlik ve içeriksizliktir. Belirlenimsizlik ve içeriksizliktir. Kendi kendinin içinde değil, kendi kendinin içinde değil farklıdır. Yani farklı değildir. Kendi kendinin içinde farklılık barındırmayan demektir arkadaşlar. Onu burada kendisi bir bakayım. İnhaltslosigkeit Unterschiedenheit diye şey yapmış. Unterschiedenheit. Onu burada İngilizce olumsuzlamak için kullanılmış olan bir kavram bu. Ondan dolayı değil farklılık diye ben çevirmişim onu. Yani farklılık değildir diye istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Almanca'da nicht unterschieden de diyebilirim ben. Buradaki olduğu gibi ununterschieden de diyebilirim. Biriz ikisi de değilleyen yani olumsuzlayan bir şey ama iki farklı şey kullanım tarzı olduğu için burada ben un kullanıldığı için yani değilleyeni bu şekilde farklılığın başına almış. Yani yukarıda söylediğim aynısı. Kendi kendisiyle basit aynılıktır. Değil farklılıktır. Yani kendisinde farklılık barındırmıyor demektir. Hiç, saf hiç kendinde bu farklılık barındırmıyor demektir. Eğer burada bakmadan veya düşünmeden söz edilebilirse, böylece bir şeye veya hiçe bakılması veya bir şeyin veya için düşünülmesi bir fark olarak geçerlidir. Bu birazcık ne diyelim üzerinde az buçuk durmamız gereken bir şey. Diyor ki insofern Anschauung der Denken hier erwähnt werden kann, so gilt es als ein Unterschied, ob etwas oder nichts angeschaut oder gedacht wird. Nichts Anschauung der Denken hat also eine Bedeutung diyor. Yani öyleyse hiçe bakmanın veya hiçi düşünmenin bir anlamı var. Her ikisi de
farklı kılınır. Böylece bakmamızda ve düşünmemizde hiçtir, vardır yani diyor. Eğer arkadaşlar, şimdi burada yine bir mantıksal bir şey var, incelik var. Onu açığa çıkarmamız gerekiyor. Hegel'in bu diyelim Çincesini anlamak için anlamakta muhtemelen hepimiz zorlanıyoruz. Eğer burada bakmadan veya düşünmeden söz edilebilirse, böylece bir şeye veya hiçe bakılır, hiçe bakılması veya bir şeyin veya hiçin düşünülmesi bir fark olarak geçerlidir. Bir fark olarak geçerlidir. Bunun altını çizin arkadaşlar. Bir fark olarak geçerlidir. Bununla şunu söylüyorum. Diyelim ki biz akıl mantıksal olarak burada soyutlama yöntemine başvurduğumuz için, biz burada mantıksal olarak soyutlama yöntemine başvurduğumuz için varlıkta hiçbir şeyin var olmadığını söyledik. Dolayısıyla var olan her şeyden mantıksal olarak soyutladığımız için burada bakmadan ve düşünmeden bahsedilemez aslında. Çünkü bir bakan veya düşünenin olması gerekir. Ama diyelim ki ne bakabiliyoruz, diyelim ki ne düşünebiliyoruz ki zaten burada düşündüğümüz ve baktığımız, yani düşünmemiz bile burada bir bakanın var olduğunu ne yapıyor? Bunu gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bakmak ne demek arkadaşlar? Onun bir anlamı var diyor kendisi. Hiçe bakmanın veya hiçi düşünmenin bir anlamı vardır. Bununla söylemek istediği arkadaşlar bir sonraki şeyle beraber, cümle parçasıyla beraber aldığımızda şunu söylemek istiyor. Eğer hiç düşünülebiliyorsa demek ki düşünülecek bir şey var demektir. Hiç düşünülebiliyorsa demek ki düşünülecek bir şey var demektir. Hiçe bakılabiliyorsa demek ki bakılacak bir şey var demektir arkadaşlar. Her ikisi de farklı kılınır. Böylece yani bir düşünen ve düşünülen var demektir. Bir düşünülen ve bir düşünen var demektir. Yani o zaman bir bakan ve bir bakılan var demektir. Bundan dolayı her ikisi de farklı kılınır diyor arkadaşlar. Farklı kılınır. Böylece bakmamızda ve düşünmemizde hiç vardır diyor. Bakmamızda ve düşünmemizde hiç vardır. Şimdi burada arkadaşlar Descartes'le beraber düşünün. Descartes ne diyordu? Düşünüyorum o halde varım dediğinde, hatırlıyorsanız Descartes varlığı bir bütün olarak soyutluyordu. Bunun kendisini bir bütün olarak soyutluyordu ve geride ne kalıyordu arkadaşlar? Saf düşünceden, yani şüphe eden saf düşünceden başka bir şey kalmıyordu. Hegel burada aslında şunu söylemek istiyor. Burada Hegel şunu söylemek istiyor. Descartes'e bir yanıt, Descartes'le başlıyor burada tabii. Descartes'e bir yanıt aynı zamanda. Soyutlamada ne kadar geri gidersek gidelim. Soyutlamada, yani düşünüyorum o halde var mı başa almış durumdayız. Bunu başa aldığımız zaman soyutlamada bizim gideceğimiz yer arkadaşlar neresidir? Saf varlıktır. Saf varlığın gerisine soyutlamamız mümkün değil. Varlığı o zaman varlığı varlık olarak düşünmek ve varlıkta varlıkları bir bütün olarak düşünmek arkadaşlar, düşünmek için başlangıç ve çıkış noktası ne olabilir? Saf varlık olabilir. Bunun da diğer adı hiçtir. Daha gerisi yoktur. Çünkü düşünmek demek bir şeyi düşünmek demektir. Daha sonra Husserl gösterdi bunu 20. yüzyılda ve ne diyelim, bakmak demek bir şeye bakmak demektir. Yani o zaman bir bakandan bahsettiğimiz zaman bir de bakılanı ne yapmamız gerekiyor? Kabul etmemiz gerekiyor. Descartes'e düşünün. Düşünüyorum dediği zaman Descartes aslında varım diyor. Yani mantıksal olarak Descartes'in yapmış olduğu şey aslında mümkün değil. Çünkü kendisine kadar, yani saf düşünene kadar soyutladığı zaman aslında
karşısında aynı zamanda saf varlık olmuş oluyor. Hegel burada gördüğünüz gibi varlıktan başlayaraktan soyutluyor ve varlıktan başlayaraktan soyutladığı için ne diyor? Yani düşünüyorum'a geldiğim zaman, burada eğer düşünmekten bahsedersek, bizim saf varlığın daha gerisine, saf varlığın daha gerisine soyutlamamız mümkün değil. Veya şeyden hatırlayın arkadaşlar, eğer zamanınız olduysa veya baktıysanız, saf aklın eleştirisinin estetik bölümü, bakın Aşkın Sanat estetik bölümüne bakın, saf mekanla başlıyor. Daha gerisine gidemezsiniz. Daha gerisine gittiğiniz zaman, o zaman yokluğa gelmiş olursunuz ki ondan sonra zaten herhangi bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Yani ne bir bakanın, ne bir düşünenin hiçbir şeyi mümkün değil yani, düşünülmesi mümkün değil. Dolayısıyla en temelde olan şey o zaman nedir arkadaşlar? Hiçtir. Hiçten daha geriye, yani hiç diğer adıyla saf varlık. Bu iki özellik aynı zamanda yani kendisinde var, özdeş olan ve dolayısıyla hiç, yani kendi kendisine aslında zıttı aynı zamanda bu. Bundan daha geriye gidilmesi soyutlamada, mantıksal olarak soyutlamada bundan daha geriye gidilmesi nedir? Mümkün değildir. O halde bakın burada Descartes'in düşünüyorum o halde varım şeyine bir yanıt var. Onunla beraber düşünülüyor. Geriye doğru sayılıyor. Yani tüm var olanlardan soyutladığımız zaman hiçe gelmiş oluyoruz. Daha gerisine gitmemiz mantıksal olarak da, ontolojik olarak da mümkün değil. Yani ontolojik olarak mümkün değil. Ontolojik olarak mümkün olmadığı için de hiçbir şekilde mantıksal olarak da mümkün değil diyor arkadaşlar. Hiç vardır. Hiç vardır ve en temelde o vardır yani. En temelde o vardır. Veya daha çok boş bakmanın veya düşünmenin kendisidir. Boş bakmanın veya düşünmenin kendisidir. Boş bakma demek bir şeye bakmamak. Yani varlıkta bir şeye bakmamak veya varlıkta bir şeyi düşünmemek demektir. Varlığı varlık olarak düşünmek demektir. Varlığı varlık olarak düşünmek demek, varlığı saf hiç olarak düşünmek demektir. Yani varlıkta hiçbir var olanın var olmadığını ne yapmak demektir? Düşünmek demektir. Hiçtir, vardır dedik. Evet. Dolayısıyla düşünmek her zaman için bir şeyi düşünmektir veya bakmak bir şeye bakmaktır. Bunu biz için daha gerisine, yani saf varlığın daha gerisine soyutlamamız, gerisine doğru soyutlamamız nedir? Mümkün değildir. Veya çok boş bakma, veya daha çok boş bakmanın veya düşünmenin kendisidir ve saf varlık olarak aynı boş bakma veya düşünmedir. Böylelikle hiç aynı belirlenimdir veya daha çok belirlenimsizliktir veya böylece saf varlık neyse bir bütün olarak onun aynısıdır. Gördüğümüz gibi o halde arkadaşlar saf varlığın diğer görünüm biçimi, saf varlığın diğer görünüm biçimi nedir arkadaşlar? Hiçtir. Saf varlığın diğer görünüm biçimi hiçtir. Kendi kendisiyle özdeştir. Dolayısıyla aynı zamanda bakın hiç olmakla aslında kendi kendisinin kendisinde neyini barındırıyor? Kendisinin kendi karşılığını ne yapmış oluyor? Barındırmış oluyor. Eğer yorulduysanız kısa bir ara verebiliriz. Ama devam edebiliriz derseniz ben seve seve devam edebilirim arkadaşlar. Saatimiz zaten 16:41. İsterseniz diğer maddemizi de, yani oluşum maddesine de bakalım. Ondan sonra bugünkü oturumumuzu tamamlayalım. Hocam, oraya geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Birkaç soru birden de sorabilirsin. Bu
kavramıyla ilgili gözlemelerinde örneğin işte içerisindik bir belirlenimsizlik dedi ya. Evet. Aristoteles'in madde form sistemindeki madde kavramını tartışma oraya gidiyor, evet. Oradan geliyor ama daha da kökene gidiyor, fark ettiysen ben doğrudan şeye gönderme yaptım. Anaximandros'a gönderme yaptım. Ta oraya kadar gidiyor aslında. Yani en temelden geliyor tartışma. En temelden geliyor. Ve Aristoteles'te antik çağda o tartışma aslında üst durağın oluşuyor madde form tartışmasıyla. O oralardan geliyor, evet. Başka bir sorusu olan arkadaşımız var mı? Evet arkadaşlar, cesaret edin. Lütfen çekinmeyin, sorun. Çok çok ağır bir metin okuduğumuzu ben biliyorum. Kendi öğrencilik yıllarımda bu metni hocamızla beraber okuduğumuzda ben kendimin neler hissettiğini şimdi gibi hatırlıyorum. Bu okuduğumuz şeyleri kavrayabilmek için dişlerimi sıkıyordum. Yani böyle sanki dişlerimin arasında kavradığım bir şey kayıp gidiyormuş gibi dişlerimi sıkaraktan tutmaya çalışıyordum. O kadar kaygan bir şeydi. Yani kayıp gitmesi eğer sizde de öyle oluyorsa, böyle tuttuğum derken kayıp gidiyorsa elinizin içinden, zihinsel olarak tutamıyorsanız, bu normal, çünkü Hegel tam da bunu yapmaya çalışıyor. Kalıplaşmış, sabitleşmiş düşünmemize devinim kazandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Kavramlar böyle zihnimizde müthiş eğer hareket etmeye başladıysa, bilin ki kavramaya başlamışsınızdır. Hiçbir şey kavramasanız da zihniniz eğer müthiş bir patinaj yapmaya başladıysa, bilin ki kavramaya başlamışsınızdır. Yani diyelim olumsuz bir duygu yaratmasın sizde. Eğer zihninizde birçok şey şu an her yöne doğru hareket ediyorsa ve sanki her şey olduğu yerde patinaj yapıyormuş gibi geliyor size, bu doğru yolda olduğunuzu gösteriyordur. Yani kavramaya başlamışsınız. O halde şimdi hiç tamam.